Elbette çok heyecanlı bir gün sizler adına. Ben de aynı heyecanı duyuyorum çünkü böylesi bir anınıza eşlik etmek, burada yüzlerce gencimizin hayata attıkları en önemli adımlardan birine eşlik etmek benim için de heyecan verici ve gurur verici. Muhteşem bir tablo. Bir insanın yetişmesi kadar herhalde önemli bir şey yoktur. İnsana verilen hizmet, insana sunulan katkı ve onun hayat yolculuğuna eklenen değerler çok önemli işler. Bunun tabii en önemli sahası eğitim. Eğitim kurumlarımız çok kıymetli. İyi olmalarını, hatta dünyanın en iyisi olmalarını istiyoruz. MEF'le de gurur duyuyoruz. Biz eşimle birlikte, ki Dilek bu konuda çok daha hassas diyebilirim, çocuklarımız için en iyi eğitimi sağlama konusunda yoğun çabamız olmuştu. Buradan söylemeliyim ki biz de çocuklarımızın bir bölüm hayatlarının bir dönemini MEF kurumlarında geçirmesi için karar vermiştik ve MEF kurumunun içine girmiş bir yuvayız biz de. Bu yönüyle MEF'in değerli kurucusundan bugüne kadar hizmet veren hem ailesine hem bütün eğitimcilerine, bütün katkı sunanlarına ben buradan Cumhuriyetimiz adına, ülkemiz adına, milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar, ömürleri uzun olsun, kurumun ömrü daim olsun. MEF Üniversitesi de yine benim gerçekten takip ettiğim ve çok önemsediğim üniversitemiz. İstanbul'un en önemli üniversitelerinden birisi. Muhammed Hocamız da yine bizim özellikle takip ettiğimiz bir değerimiz. Burada çok önemli bir akademik kadro oluşturdular. Onun nezdinde bütün akademik kadronun önünde saygıyla eğiliyorum. Zira onlar çok kıymetli öğrenciler yetiştirdiler ve Türkiye'ye ve bütün dünyaya fayda vermesi için yolculuğa çıkarıyorlar. Bu bakımdan onlara da teşekkür ediyorum. Tabii bugünün özel bir heyeti buranın mezunları. Bütün mezunlarımızın yolu açık olsun. Hem hayat boyu başarıyla dolu ömürleri olsun, hem de dünyaya ve ülkemize değer katan işlere imza atsınlar. Tabii gençlerin bu seviyeye gelmesine en önemli katkıyı sunanlar yine burada. Anneler, babalar ve aileler. Ailelerin gurur anı, yetişen evlatlarının en güzel şekilde hayata devam etmeleri için bu aşamasını bazen o gururla, bazen de sevinç gözyaşlarıyla karşılıyorlar. Onların da emeklerine sağlık. Bütün annelerimize, babalarımıza da teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için ve bütün dünya için. Sevgili katılımcılar, şunu söylemem lazım. Az önce Çağatay Bey çok özel konulara temas etti. Gerçekten ülkemiz dünyada arzu ettiğimiz yerde değil. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. 100 yıl önce 20. yüzyılın o yılına göre belki de dünyada birkaç ülkenin aklına gelen ya da birkaç ülkenin başlangıcına imza attığı ilkeleri bir lider, yine belki de burada bulunan gençlerimiz kadar sayısı olmayan bir insan kaynağıyla, öncü kişilerle yola çıkıp Cumhuriyet'in kuruluşuna imza attılar ve bizlere o ilkeleri emanet ettiler. Muazzam bir temel attılar aslında. 100 yıl geçtikten sonra, Cumhuriyet'in 100. yılında ve önümüzdeki 100 yıla bir bakış atarken, 21. yüzyıla iz bırakan bir ülke olmayı arzu ederken, biz ne yazık ki geçmiş 100 yılda elbette büyük başarılara imza atıldı, elbette konuşacağımız çok pozitif şeyler var ama bizler ne yazık ki dönem dönem ülkemiz olarak ekonomik krizlerle, adalet krizleriyle, sosyal yaşam krizleriyle veya bir kısım kötü anacağımız olaylarla da tabiri caizse kendimize kuvvetli bir el freni çektik ve hayatın ve dünyanın dönüş hızının gerisinde kaldık. Ve halen de o durumdayız.
Bu gerçekle yüzleşerek önümüze bakmak zorundayız. Önümüze bakarken elbette umuda ihtiyacımız var. Gençler bu anlamdaki en büyük umut ışığımız. Bunu söylememiz lazım. Niçin? Çünkü bütün bu olumsuzluklara rağmen çok fazla Türkiye'nin her yerine gitmiş bir insan olarak, İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde insanlarıyla, hemşerilerle buluşan bir belediye başkanımız olarak gururla ifade ediyorum ki değerleri noktasında kendini korumuş, muhafaza etmiş, kararlı bir genç nesille bir arada olduğumuzu buradan müjdelemek isterim. Bunu yaşıyorum ben. Onun için gençlerin o güvence duygusuna bizim hazırlayacağımız bir altyapı vardır. Adaleti, özellikle adaleti, özellikle insanların özgür düşüncelerini ifade edebilecekleri ortamları ve özellikle fırsat eşitliğini. Yani hak ettiğimi elde ederim, çalışırsam olur, ben çalışırsam başarırım diyebilecekleri bir atmosferi sağlamak. Amasız fakatsız bunları sağlamak zorundayız. Liyakatiyle insanların hak ettiği yere gelebilmeleri noktasında önünde hiçbir engel olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit 86 milyon insanın bir evladı olduğunu derinden hissederek hangi yöresinden olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun bu toprakların eşit hissedarıyım diyen bir birey olarak önüne güvenle bakan bir gençlik var etmemiz adına bu zemini hep birlikte sağlamamız lazım. Bu bakımdan elbette ben de sorumlu kişilerden birisiyim. Hepinizin huzurunda gençlerimize bu sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlı bir yönetici olacağıma söz veriyorum. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tabii bu kararlılığın önümüzdeki 100 yıl adına çok önemli olduğunu, hepimiz adına kararlılığın önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu kararlılığın en önemli ışığının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ve her zaman onun öğretilerinden, onun bize bıraktığı ilkelerden beslendiğimi ifade etmek isterim. Bizler önümüzdeki 100 yılda çok başarılı insanlar yetiştirerek üreten ve gerçek konuları hayatın içinde tartışan bir toplum olmayı diliyorum. Boş konularla insanların meşgul edildiği, milletimizin ayrıştığı bir süreç değil, tam aksine milletimizin bütünleştiği, aklın, bilimin, sanatın, kültürün, eğitimin, yaşamın, gelişmenin, kalkınmanın, teknolojinin konuşulduğu bir çağı devletimiz ve milletimiz adına ve dünya adına istiyorum. Sevgili katılımcılar, çok değerli aileler ve bugünün sahibi olan sevgili gençler, hepinizin yolu açık olsun. Elbette biliyorum ki en büyük değeriniz olan gençliğiniz var. Elbette biliyorum ki içiniz kıpır kıpır, heyecanınız yüksek ve unutmayın ki yolunuz uzun. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.